Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunanistan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, Türkiye, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gibi konuları görüşmek üzere bir oturum düzenledi. Özel oturuma katılan Yunan ve Rum akademisyenler bölgesel konuları analiz etti. Oturumda konuşan Yunan akademisyen Manos Karagiannis, Türkiye'nin bölgede bağımsız bir dış politika izlediğini söyledi. Karagiannis, bildiğimiz Türkiye artık yok. Türkiye, kendisine yeni bir jeopolitik rol tasavvur ediyor. Uçak gemisine sahip olmaları tesadüfi değil. Doğu Akdeniz'de deniz hakimiyeti kazanma stratejisinin bir parçası, dedi. Türkiye'nin Katar ve Somali'deki askeri üslerine dikkat çeken uluslararası ilişkiler profesörü Kostas Konstantino ise, Türkiye, yükselen bir küresel güç olmayı hedefliyor, dedi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen TCG Anadolu, 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip. 58 metre yüksekliği bulunan Anadolu'nun 1410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. Gemide ayrıca 1165 metrekare gemi havuzu, 1880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor. Anadolu, ayrıca 6 adet F-358, 4 adet atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet SEAHAK genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip bulunuyor. TCG Anadolu LHD'nin bir silahlı insansız hava aracı, SİHA, gemisine dönüştürülmesi sürecinde katlanabilir kanatlara sahip olacak 30 ila 50 arasındaki Bayraktar TB3 SİHA platformu gemiye konuşlandırılacak. Bayraktar TB3 SİHA sistemleri TCG Anadolu'nun güvertesini kullanarak iniş kalkış yapabilecek. TCG Anadolu'ya entegre edilecek komuta merkezi ile de aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3 SİHA'nın operasyonlarda kullanılabileceği ifade edilmektedir. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.